Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ve sellim ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Efendim, burada hep buradaki incelikleri anlayarak mı söylüyoruz, anlamadan mı acaba bazı şeyleri söyleme yolundayız? Şimdi diyoruz ki burada biz rejim edilmiş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyoruz hep. Yani. Bu sığınmayı yapıyoruz. Fakat burada şimdi çok ilginç olan bir şey söyleniyor hep. Rejim edilmiş olan dediği zaman da bu nedir ki yalnız? Rejim edilme ne oldu? Rejim edilmiş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım diyor yani. Şimdi bunu hep yanlış anlamalarla, yanlış kapıları açarak yaşantılar içerisinde olabiliriz. Bunları köklü bazı yönleriyle anlamak zorundayız. Şeytan, biliyoruz ki cinlilerden birisiydi yalnız. Ve bu dünya yaratıldığı zaman da burada Adem Aleyhisselam yoktu o esnada. Şeytan 1000 sene yaşadı. Hem de meleklerin üstadı olarak yaşadı. Meleklerin üstadı olarak yaşadı. Şimdi bunlar insanı çok düşündüren nedenlerdir. Melekler bu tabiyeti nasıl ortaya getirip koydular? Neden? Çünkü şeytan kendisi adıyla daha evvelce Evamürre'ydi yalnız. Adı o. Ama kendisi o cinlilerden oldu fakat iman etti yalnız. Ama o esnada dünyada onlar var şimdi, cinliler. Yani cinliler bizden daha evvel bu dünyada yaşam örneği verdiler. Burada cinlilerin başında da Evamürre, yani o esnada şeytan gibi diye adlandırılmıyordu. Takva sahibiydi yalnız. Takva sahibi olmak nedir ki yani? Bir şey kaybetti, sonra kendisi rejim edildiği ifadesiyle de bu anlatıldı. O rejim nasıl oldu yani o esnada? Şimdi kişi kendi rejim edilmeden evvel takva sahibiydi yalnız. Yani ötelerden haber kendisine gelen birisiydi yalnız. Ama o esnada Allah'a isyan etmiş değildi yalnız. Sonradan, kısa söylüyorum ben, uzun anlatılacak şeyler bunlar. O Adem Aleyhisselam'a secde emri aldığı zaman da biat, onu reddetti, kabul etmedi yani. Bakın şimdi Allah'a bir isyan et tarzı çıktı ortaya yalnız. Ben onun üstünüm demeye kalktı yalnız. Benlik davasında tutuldu. Ene sıfatı kendisinde oluştu. Nice değer büyük insanlar vardır. Belami Bağur diyorsunuz siz. Bu insan da takva sahibiydi yani. Onun da anının yıkılışına neden olan, daha evvelce bir peygambere inanmış olarak da mana hakikatinde bir yer buldu. Ama sonra hocasının, peygamberin vefatından sonra yerine yeni gelen peygamberi reddetti yalnız. Kabul etmedi yani. Halbuki peygamberler zincirine biz kıyamet kopuncaya kadar inanan insanlarız. Çünkü peygamberin tavsiyesi o bize yalnız. Öyle olunca Belami Bağur esasında mevcut. O da şeytan gibi rejim edildi. Yani takvasını kaybetti yalnız. Yani öldü. Nasıl? Ne öldü canım? Ölüm nasıl oluyor yani? Rejim edilmenin manası ölmek. Şimdi bakın çok ilginç olan bir şeyler söyleniyor. Hoca efendiler söylüyorlar hep yani. Şöyle diyorlar yani. İşte buraları çok ilginç mesele. Efendim işte diyor, kadın suç işlediği zaman da rejim edilir deniliyor yani. O nedir diyorsun sen? Taşa gömülür, atılır başına taşları, öldürülür yani. Böyle karar veriliyor şimdi yani. Ama buradaki mevcutan rejim edilen, edilmek, öldürmekse bu mudur yani? Mesele orası başka şimdi yani. Şimdi biz bunun üzerine durmuyoruz. Burada şeytan rejim edildiği gibi Belami Bağur'da buna benzer şeyler oldu. Yani.
Aynı şey Salebe'ye de oldu yalnız. Salebe de esasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'imize karşı geldi yalnız ama. Salebe de öyle oldu yalnız ama. Şimdi bakın çok ilginç mesele burada. Salebe hep zenginlik oldu kendisine gelmesi için Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e defalarca dua etmesini istedi. Ama Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz onu anladı mı hayırlı olanı söyledi. Zenginlik hem insanı anladı mı zenginlikte yar olur ama fakat bazen de zenginlik insana var olur yalnız. Bu şimdi zengin olmadan evvel bu meselede Peygamber'in geleceğe dönük olan şuurlu bilgisindeki ifadeyi reddetti. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'e geçmişin ve geleceğin bilgisini verdi yalnız. Salebe şimdi bunu itiraz etti. Hayır, illa ben zenginlik istiyorum dediği için de öyle yalnız. O anda en büyük zenginlik takva olduğunu bilemedi yalnız. Takva neydi ki yalnız ya? Hani süklüm büklüm böyle anladın durup da namaz kılmak değil takva yalnız. Evet öyle namaz kılar takva sahibi ama fakat takvayı anlamak zorundayız. Takva Üstad Gazali'nin hoş bir anlatımı var yani. Takva kalbe esasında akıtılan tevhid nurudur diyor yani. Kalbe akıtılan nur. Nur-i Yezdan'dan söz ediyor şimdi yani. Burada onu anlatıyor bize. Şimdi ben kısa kısa bazı şeyler üzerinde duruyorum. Salebe sonradan kendisi dua aldıktan sonra öyle. Onun için de Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bu duasından sonra tavsiyeleri de kendisine edildi. Ama o tavsiyeleri de zenginlik ona unutturdu. Dünya bütün kötülüklerin anasıdır diyen o Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in anlattığı gerçekler çok zahir oldu birçok yerlerde. Yani öyle ki zenginlik dediğimiz zaman sadece para değildir yani. Birisi esasında ne yapar? Tahsil eder. Tahsilini anladım şöhret sahibi olur. Ondan sonra onu kötüye kullanır yani. Bakın şimdi zenginliğini kötüye kullandı yine. Sadece para değil diyorum zenginlik. Şimdi o kadar çok anladım mala mülke sahip oldu ki anladım şey Salebe. Bunun arkasında unutturdu şey ona şimdi birçok şeyleri. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ondan anladı mı zekat müessesesi vardı. Oradan insan gönderdi. Fakirlerin hakkını vermesi lazım geldiğini anlattı. Dünya anladı mı sulhunun temelinde yatan gerçeği anlatıyordu Peygamber şimdi ona. Zenginlik çok. Ben niye vereyim ki dedi yani. Ama daha önce öyle söylemiyordu yalnız. Ben niye vereyim ki bunları ben kazandım diyor yani. İstersen veririm, istersen vermem diyor şimdi Salebe. Onun üzerine anladım Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sordu ashabına. Bu kişi dedi kendisi namazını kılıyor mu yani? Hayır ya Resulullah kılmıyor dedi yani. Kılmıyor yani. Çünkü öyle görüyoruz hep dediler yani. Onun namazı kılmasını anladım şey yaptı. Namaz bütün ibadetleri içinde toplayan büyük bir ibadet. Şimdi bu ibadeti yapmıyor. Namaz sadece anladım bildiğimiz şeriat namazı değil. Eğer öyle olmuş olsaydı Allah-u Teala Hazretleri namazlara devam edin dediği zaman da bu şeriat namazı. İşte camilerde her yerde kıldığımız 5 vakit namaz bu. Namaz var. Onu ayette anladım açık söylediği için biz onu kılmak zorundayız yani. E peki anladım mı bilhassa orta namaza dedi iş değişti şimdi yani. Salebe o esasında orta namazı esasında terk etmeseydi orta namazı diğer namazları da kılardı yalnız. Kılamadı ama yalnız. Neden? Çünkü takvasını kaybetti. Ne oldu? Özünde kurudu. Öldü yalnız ama. Onun adına esasında Allah-u Teala Hazretleri canlı ölüler diyor yani. Hayatta yaşadıklarını görürsün. Münafıklar yaşar. Ama canlı ölüdür yalnız ama. Takvası yok çünkü yalnız. Takva neydi? Kalbe akıtılan bir nurdu yalnız. Takva neydi? Kalbe akıtılan bir nur ile tevhid nuru bu. Kalbe akıtılan bu nur ile kişi kendi mana hakikatinde tıfli mana çocuğunu bulmasıdır yalnız. Hemen şimdi itiraz ederler. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki anladığımı mevcut. Ben Cibril'i şeyi diyor
Şimdi ilginç olan bir şey söylüyor bize yani. Burası anladım bizi düşündürmesi lazım yani. Ben diyor Rabbimi diyor bir delikanlı suretinde gördüm diyor. Şimdi hemen hoca efendiler parlıyor esnada yani. Bu hadis-i şerif olmaz ya. Ben Allah'ı bir delikanlı suretinde gördüm demiyor ama orada. Orayı anlayamıyor işte yani. Ben Rabbimi bir delikanlı suretinde gördüm. Sen öldüğün zaman da kabirinde bile sana sorarlarken senin Rabbin kim diyecekler yani. Benim Rabbim Allah demezsiniz lazım yani. Rububi mertebedeki Allah-u Teala Hazretleri'nin tecellisinde o padişahı kabul etmek zorundayız yani. Allah-u Teala Hazretleri'ni kabul o. Ama tecellilerinde şimdi kabul ediyorsun yani. Bakın şimdi şöyle diyor Allah-u Teala Hazretleri. Siz diyor yeşil bitkiden diyor ateşi çıkaran siz misiniz biz misiniz? Şimdi Yasin-i Şerif suresinde bunu anlatıyor. Yahu yeşil bitkiden nasıl çıkıyor ateş meselesi var şimdi yani. Yeşil bitkiden çıkan ateşi sen anlamadığın için yoksa mı diyorsun? Var. Nedir o? Şimdi sen diyorsun ki bilimsellik yolunda giderken artık bir şeyler sana anlatıldı, bunları kavradın. Bugünkü günlerin içerisinde bazı şeylere kapılar açılıyor hep yani. Bilgi esasında kişiyi anlayışsızlıktan kurtaran neden olaraktan şimdi düşünüyorsun. Düşün. Nedir o? O esnada diyorsun ki anladığımı işte yeşil bitki özümleme var diyorsun yani. Özümleme ne ya? Şimdi kültür olmayan kişi özümlemeyi bilmediği zaman da bu gerçeği anlamaz. Bu vahyi de kavrayamaz yani. Anlamaz. Şimdi orada ne oluyor yani? Güneş anladığımı gördüğü zaman da arasındaki mevcut olan bir olay var. Özümleme diyorsun yani. Ne oldu orada yani? Şimdi burası bizim için yine düşündürücü oluyor yalnız. Şimdi oradaki olaya bakıyoruz. Diyoruz ki efendim güneş olduğu zaman da bir olay oluyor yani. Bir olay oluyor yani. Ne oluyor? Burada şimdi diyorsun. Yani şimdi orayı anlamak zorundasın. Bakın bir şeyi esasında derinliğine doğru gidildiği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz derinliğine doğru gidildiği zaman bir şeyin hakikatine yaklaşılır diyor yani. Sen bu hadis-i şerife iyi bakacaksın. Derinliğine doğru gidildikçe diyor yani. Bugün adam derinliğine çok şeyle gidiliyor yani. Mesela nasıl? Sana daha önce deselerdi ki 100 sene birkaç yüz sene evvel bir atom enerjisi sen anlamazdın. Bilmezsin. Ama onu Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Fakat sen Kur'an-ı Kerim okuyorsun ama anlamadan okuyorsun yani. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in sözünü de anlamıyorsun. Anlaşılmayan Kur'an fayda vermez deyip duruyor durmadan. Güzel peygamber anlatıyor bunu hep yani. Manası anlaşılmayan Kur'an fayda vermez diyor yani. Sen sadece taklidinde koşup duruyorsun yani. Aynen nasıl biliyor musunuz? Bir çocuğun gargı üzerine binip de anladım atın üstüne bindiğini zannettiği gibidir yani. Gazali bunu ilginç bir dille anlatıyor normal. Karınca diyor esasında bir yağmur yağmış at nalına diyorum su birikmiş diyor yani. Karınca anladığımı at nalının üstündeki suya binmiş deryada gezdiğini zannetmiş diyor yani. Ama bir de saman çöpe vurmuş gemi diye onu düşünmüş diyor yani. Şimdi basit insanların basit düşüncesinde bu din esasında anlaşılmıyor yani. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz esaslı İslam dini düşünen insanların dinidir diyor yani. Bak düşünen insanların dini diyor yani. Siz düşünmez misiniz? Siz bakmaz mısınız? Siz görmez misiniz? Kur'an-ı Kerim'de bunlar anlatılıyor hep yani. E sen şimdi hanım 6660 tane ayet-i kerimeyi kenara çekmişsin, birkaç tane şey öğrenmişsin, her şeyi bildiğini zannediyorsun yani. Öyle değil iş yani. Bak 6666 tane ayet-i kerimede bize yaşantı örnekleri var yani. Bunları yaşayacağız şimdi biz yani. Evet, şimdi uzatmayalım meseleyi. Şeytan anladı mı takva sahibiydi, takva nasıldı? Esasında kadim nurun tecellisi kalbe anladı mı esasına geldiği zamandır yani. Ona iman etme deniyor. Şimdi bizler esasında sadece söylenilende La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyoruz yani. Ama taklit. Tahkik değil. Burada şimdi. Sen şimdi Muhammedun Resulullah dediğin zaman da Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in Muhammed'in nurundan nasiplendiysen mesele yok. Onu söylediğin zaman da sen gerçek söylüyorsun. Diğerini dilinin ucuyla söylüyorsun şimdi yani. O ya dilin ucu ne? Dilin kökü ne? Neresi bu yani? Bir kişinin kalbine anladığı nur akıtıldığı zaman da kişi kendi kalbinde Yasin-i Şerif suresinde anlatılan
bir defa daha doğar insan yani. Nasıl anne rahminde kişi doğuyor bir takım sebeplerle, ama insan kendi kalbinde de bazı sebeplerle doğar yalnız. Bu doğanı anladığı Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz bak ne diyor yani. Size Kur'an bırakıldığı zaman da bıraktım diyor yani. Bu Kur'an-ı Kerim'le amel ettiğiniz zaman da onu anladığıma, anlama gayreti işte yaşantı verdiğiniz takdirde yolunuzu şaşırmazsınız diyor. Kim Kur'an-ı Kerim'in manasını biliyor ya? Manasının üzerine kimse durmuyor ki yani. Yok yani. Bak şimdi ne kadar hep bir şey anlattım size yani. Yıllarca uğraşmış. O Bodley İngiliz alimi diye hep size söyledim yani. Yıllarca bütün dünyayı gezdim diyor yani. Ben diyor esasında kendim Hristiyandım diyor yani. Ama tatmin olmuyorum diyor yani adam. Bu anladım atom alimi şimdi kendisi yani. Tatmin olmuyorum diyor yani. Olmayınca nasıl olur diyor yani. İnandım demek sahtekarlık oluyor diyor yani. Annesi babası zorluyor. Eğitimler veriyor, her şey yapıyor ama fakat ben bütün bunları okudum, hepsini şey yaptım ama kendi varlığımda yine tatminkar değilim diyor yani adam. Bir şey arıyorum diyor yani. Esas egoistan da Kuzey Afrika'daki devletlerini sayıyor. Orada hepsini gezdim, baktım diyor ben. Ya bunların yaşantıları doğru değil diye düşünüyorum hep diyor yani. Ama İslam dünyası. Gezdiği yerler hep İslam. Bütün dünyada İslam dünyalarını gezmiş yani. Ben diyor anladım mı? İşte Hristiyanlık, işte anladım, işte başka birinin Yahudilik, işte anladım Budizm varmış, o varmış, bu varmış. Hepsine ki bakıyorum. Bunlar olmaz diyor yani. Beni tatmin edebilecek olan bir sesleniş arıyorum diyor yani. O zamana kadar hep insanlarda dini aradım ben diyor adam. Aradım ama bulamadım diyor yani. Neyi bulamadım? Okudum ama inanamıyorum diyor yani. Tatmin olamıyorum, rahat değilim diyor yani. Yani ne olursa olsun benim elimde iç dünyamda huzur yok benim diyor yani. Bulamıyorum diyor yani. Sonunda anladım normal şekilde aklıma geldi diyor yani. Ya bu Müslümanların bir de Kur'an-ı Kerim bir kitabı var diyor yani. Onu açtım ben diyor yani. Onu açtım baktım diyor normal. Orada ilk karşılaştığım ayet şu diyor yani. Çok ilginç yani. Cehennemin yakacağı insanlar ve taşlardır diyor. Hemen Kur'an-ı Kerim'i kapattım diyor. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah hemen söyledim diyor yani. Anladım diyor yani. Ne anladı ki acaba ya? Bak en sonunda güzel bir söz söylüyor normal şekilde. Diyor ki bütün insanlık senin başına tacı giydirmeden, Peygamber Efendimiz için anlatıyor. Bütün insanlık tacı senin başına giydirmeden, seni kabul etmeden, asla ve kat'a dünya sülh ve sükun bulamayacaktır diyor yani. Senin ahlakın bu kitapta diyor anlatılıyor. Bu kitabı esasında anlayıp da o anladıklarınla gerçek yaşantıya ulaşmadığın takdirde sen sadece o esnada Müslümanım sözünde kalırsın diyor. Asla sen mümin değilsin diyor yani. Mümin olmadan da kişi esasında kendi kalbine takva nurunu bulan değildir yalnız. Ama ben inanıyorum diyor ama adam yani. Ama kalbine bu nur akıtılmış değil. Çünkü neden? Kalbi yok yalnız. Sen Mehmet Akif'in meşhur sözünü anlamaya uğraş. Bak ne diyor? İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür? İmansız yürek sinede yüktür diyor yani. Sen bunu anla. Ama herkes Mehmet Akif'in aleyhinde oldular yani. Anlamadığı zaman anlamadığı şeyi kabul etmez kişi. Oraya düşman olur yalnız. Sorunlar böyle gidiyor hep yani. Şimdi yürek diyor yani. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz ben size yürekten bahsetmiyorum diyor durmadan yani. Ben size kalpten bahsediyorum diyor yani. Ama bir insan kendi kalp evini İbrahim aleyhisselam gibi yapmadan Kabe-i Muazzama'yı da ondan sonra yaptı o yani. Kalp evini yaptı, sonra anladı mevcut olan Kabe'yi de inşa etti yani. Yani enfüste ve afakta evvela kalp evini kendinde yaptı. Sonra dünya üzerinde mevcut olarak en kıdemli anladığımı, en kıdemli kadim kıble kendisine bulunan Kabe'tullah'ı anladım. Onu şey inşa etti yalnız. Anlaşılıyor şimdi yani. Onun için de zahirle batını birleştirdi İbrahim aleyhisselam şimdi yani. Çok ilginç anlar mesela. Şimdi burada mesela şöyle düşünüyorum ben. Hep bunu anlatırlar. İbrahim aleyhisselam oraya gelmiş anladım. En sonunda oğlunu orada büyüdü, bıraktığı zaman da kendisi anladım oraya geldi.
Efendim bir ağacın altında oğluyla konuştu diyor yani. Yahu kardeşim daha evvelce oralarda hep anlatıp duruyorsun ya, su yok, zemzem yok, çıkmamıştı falandı filandı. Öyle deniliyor hep yani. Yahu İbrahim Aleyhisselam bu denli Hacer validemizle evlenmeden o oğluyla nasıl orada oturdu ya? Bu ne biçim şey yani böyle? Sonra akla hayale sığmayan bir neden. Ben de gençliğimde soruyorum babama. Sen diyor anladın mı, küçük bir düşüncenle, küçük bir aklınla diyor, sakın diyor hanım dava sahibi olmaya kalkmıyorsun diyor bana yani. Bu nedir dedim ben yani o şekilde. Benim kafamı karıştıran şey şuydu yani. Bu kadar aileye İslam dini çok değer ve kıymet veriyor. Neden ailesini çöle atıp gitti diye düşünüyordum yani. E anlatılıyor hadis-i şerifte. Çöle bıraktı diyor hanım orada onu yani. İsmail Aleyhisselam'ı normal şekilde şimdi orada çocuğuyla beraber onu bırakmak nasıl ve nice diye düşünüyorum ben yani. Ama bu bizim anladığımı mevcut, küçük anladığımı, bodur ağaç gibi anladım aklımız, öyle yalnız. O anda kavramadığı nedenlerde, anlatılmadığından dolayı da ben de anladım o esnada ne yapıyorum? Karanlıkta geziyorum hep yani, anlayışım olmuyor. Şimdi burası zor bir şey yalnız. Şimdi bunları hep böyle derinliğini anlamak zorundayız yani. Nasıl Kur'an-ı Kerim? İşte ya böyle şey olur mu diyor adam yani. Yeşil bitkiden ateşi çıkaran siz misiniz biz miyiz yani? Ya kardeşim yeşil bitkide ne olur hanım, özümlemede ne oluyor bu denilen şeye böyle bakacaksın yani. Oksijen nereden çıkıyor? Efendim? Yeşil bitkide mi? Orada mı çıkıyor şimdi yani? Oksijen nedir, yanıcı mıdır değil midir yani? Efendim? Yanıcı şimdi yani bu şekilde. Demek ki oradan oksijen çıkıyor. Peki anladın mı? Geceleyin sana bize de diyorlardı ki o esnada okulda. Efendim gece evinizin içerisinde anladın mı yeşil o bitki olmasın. Nedir o? O da ne yapıyor gece karanlığında? Ne yapıyordu o esnada? Karbondioksiti ne yapıyor? Çıkarıyor. Neyi anladım çıkarıyor buradan şimdi? Oradan anladın mı? Alıyor diyorsun. Veriyor. Bu ne oluyor böyle yani? Bir alışveriş var şimdi bitkide yalnız. Gündüz başka, gece başka. Öyle mi yani? Gece anladığımı normal karbondioksitten istifade eden bir insan, yaratık var yani. Ama oksijenden de esas istifade eden yaratık var yani. Biz şimdi şu esnada cinliler de bizimle beraber yaşıyor diyoruz yani. Şimdi şu anda biz gece burada anladığım şey yapıyoruz, ışık vardı ya. Ama yalnız hanım gece esasında yaşantı cinlilere ait yani. Onun için de ben hep düşünüyorum, anam diyor ki yani, diyor ki bize, yahu diyor gece diyor gezmeyin çocuğum diyor, normal diyor. Cinliler diyor anladın mı geceleyin diyor esasında bu dünyayı kullananmış diyor bana. Onu söylüyor da ben onu anlamıyordum ama o esnada. Ama öyle. Gündüz bizim gece onların ama yalnız. Onun için de geceleyin de böyle bir şey yaparken korumalı şekilde gitmeye neden peygamberin tarif ve anlatımları var sana yani. Şimdi çok ilginç anladım. Ayşe validemi soruyor. Diyor ki ya Resulallah. Bu cinliler diyor nerede yaşar gezer diyor yani. Pis yerlerde, karyelerde gezer diyor. Onlar nasıldır anladım ya Resulallah? Bet bet sığreti hayvancıklara benzerler diyor yani. Obur mahlukat. Mikropları anlatıyor şimdi yani. Mikroplar da var yani. Şimdi ilginç meseleyi söylüyor yani. O zaman anladım şöyle anlıyorsun sen yani. Neden bunu söyledi Ayşe validemiz o? Geldi anladım mutfakta pis bir anda bez buldu. Ya Ayşe dedi, bu bezi al dedi anladın mı, cin şeytanlarından evimizi kurtar, bunu çöplüğe at dedi yani. Onun içinde ne vardı da at dedi peygamber. O gün adı mikroptu. Böyle mi? Şimdi mikrop var diyoruz biz yani. Mikroplarda harekat anladı mevcut olan cinlilerde ama cin şeytanı diyoruz biz onlara, süfli cinlilerdir bunlar yani. Bunların şerrinden korunabilmenin nedeni de sana anlatıldı yani. Bakın şimdi her şeyde esasında sana silah veriyor peygamber yani. Verdiği silahları düzgün kullanmak zorundayız hep. Şimdi anlıyoruz ki Bodley'in dediği neden esasında anlaşıldı. İnsanlar taşlar dediği zaman da insanlar esasında öyle bir gün gelecek ki madeniyat ve taşların anladığım derinliğindeki mevcut olan atom enerjisini esasında bulacaklar. Bunun adına kuru yakacak deniliyor yani. En şiddetli ateş odur yani. Ne odununkine benzer, ne anladığı petrolünkine benzer, ne anladığı elektriğinkine benzer, hiçbir şeye benzemez. Sen atomu attığın zaman da anladın mı, madenler kaleler içerisinde dolu, curufunu çıkarır gider yani. Olay o. Şimdi Bodley bunu anladı o esnada. Bunu kavradı yalnız. Ha, arkasından da diyor ki, ümmi olan bir insan diyor yani. Hiç okur yazarlı olmayan bir insanın
esasında bunları söylemesi mümkün değil diyor. Anladım ki esasında onun dilinde konuşan, onu anladığımı, onu anlatan peygambermiş Allah-u Teala Hazretleri diyor yani. Ben la ilahe illallah kelamını şimdi söylemek zorundayım diyor kendisi. Arkasından da Muhammed'le bunu anladığımdan dolayı Muhammed'in Resulullah dedim diyor yani. Anlaşılıyor şimdi. Bu çok ilgimizi çeken bir olay şimdi yani. Şimdi bunları anlayacağız biz yani. Burada çok fazla uzatmayayım yani. Burada şimdi Allah-u Teala Hazretleri bakın anladım bize şöyle söylüyor. Diyorlar ki yani şimdi. Evet. Ben diyor esasında kim diyordu bunu? Burada bırakmıştım ben yani. Yasin-i Şerif suresini şimdi okuyoruz yani. Bakın şimdi Kur'an-ı Kerim'in Yasin-i Şerif'i anlatırken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üçte birine bedeldir diyor yani. Bu üçte bir meselesi nedir ki anladın mı diye insan düşünür yani. Evet. Şimdi sen Rahman ilini anlasan, bilsen kavrayacaksın yani. Şimdi burada ben diyor ondan başka diyor ilahlar mı edinirim diyor yani. Habib-i Necar bunu söylüyor şimdi yani. E okuyoruz canım şimdi Kur'an-ı Kerim'de bunu. Gidip anladığımı efendim şeyde de efendim onu da ziyarete de koşmuyoruz mu? Koşuyoruz hep yani gidiyoruz yani. Habib-i Necar esasında kendisi o ana kadar mevcut, orada anladım o havariler deniliyor yani. Yani İsa Aleyhisselam gönderdiği elçiler. Nasıl onu bütün dünyanın her tarafına Peygamber Efendimiz kendi anladığımı kendisine ait olan elçileri gönderdi hep yalnız. İslam'ı anladım, emretti hep yani. Doğruları anlattı. İsa Aleyhisselam bunu göndermişti yani. O Habib-i Necar'la orada karşılaştılar yani. Habib-i Necar o esnada kendi fıtratı olan birisi yalnız. Ama kalbinde doğmamıştı o esnada. İkinci defa doğmamıştı yani. Doğmadı ama yalnız anladım kendisi o esnada bu olmadığından dolayı da benim anladığım sizin anlattıklarına esas da şuurum ve benim anladığım basiretim gözüm görmüyor dedi normal şekilde. Körlüğünü anlattı şimdi yani. Ama Kur'an-ı Kerim'in anlattığı orada ne biliyor musunuz yani? Kişiler esasında mevcut olaraktan doğdukları zaman da anadan doğma körlerdir yalnız. Bak hepimiz anadan doğma kör olarak doğuyoruz ama. Ama ikinci anadan meşette doğduğumuz zaman da dünya gözünü nasıl doğup da birinci şeyde doğumda kazandıysak kalp rahminde doğmak suretiyle de ikinci gözümüzü kazanacağız yani. İşte orada anladığımı mevcut sanki anladığımı diyorlar ki Ümmü Sinan'ı tenkit ettiler. Ümmü Sinan diyor ki üstad yani ben iki gözümle hakka bakarım diyor yani. Yahu diyor anladığımız, kendisinin sanki gözü var diyorlar tenkit edenler. Bizim de iki tane gözümüz yok mu? Yok ya. Tek gözlüyüz biz yani. Nedir? Çünkü ikinci defa kalp rahminde doğmadan bal gibi anladığımı tek gözlüsün yani. İşte olay o. Neden? Ahiretteki sen şimdi melekleri görüyor musun? Hayır. Orada anladığım cennet var diyor, cehennem var diyor. Görüyor musun? Hayır. Ama peygamber onları gördüğünü söylüyor. İşledin mi peygamberin sünnetini hiç? Onlara boşuna mı söylüyor peygamber yani? Şimdi olay bu, burası. Biz ikinci gözümüzü elde etmeden ahiret yurdundaki mevcut olan, anlatılan İslam'da itikat olarak söylenen nedenlere bakış açımız ve gözümüz olmaz, görmeyiz. İşte anadan doğma körler denilen şey burası. Ama herkesin adam kendisinde fıtrat nüvesi var, İslam fıtratı var yani. Bu İslam fıtratı dediğin adam nedeni sen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam size ben anladığımı mevcut Kur'an-ı Kerim'i bırakıyorum. Buna uyduğunuz zaman da ana ilkeler bizim şimdi. Yolunuzu şaşırmazsınız. Benim sözlerimi esasında size bırakıyorum sünnetimi. Bunlara uyduğunuz zaman da yolunuzu şaşırmazsınız. Arkasından da diyor ki ben size diyor ehli beytimi bırakıyorum. Onlara uymadığınız takdirde siz ona uyduğunuz takdirde yolunuzu şaşırmazsınız. İbrahim ehli beyt kim ya? Ben hep anladım Hasan ile Hüseyin falan filan. Ya onlar başta doğru. Ya bu bir ehli beyte uyma. Bu devirde onlar anladım yok mu yani şimdi yani? Nasıl olacak normal şekilde yani? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de de bakıyorum anladım. Allah-u Teala diyor ki onlar tertemiz pak insanlar yani. Ama Kur'an-ı Kerim'de ayet şöyle diyor. Ey diyor anladım mevcut ehli beyt. Allah sizin pak ve temiz olmanızı ister diyor. Ya onlar temiz diyoruz biz yanlış ya. Bir öyle kabul ediyoruz. Peygamber Efendimiz öyle söyledi. Ehl-i Beyt'e uyun dedi. Pak ve temiz olun, nefes sahiplerinin arkasına gidin dedi. Doğru, o kesin. Ama yalnız burada anlatılan başka bir şey varmış diyorum ben. İşte bunları anladığımı siz hiçbir zaman Ümmü Sinan gibi, Mevlana gibi, Yunus gibi insanların eserini okumadan
asla anlayamazsınız yani. Kavrayamazsınız. Kavramanız mümkün olmaz. Şimdi Ahmed-i Yesevi Hazretleri'ni ben okuduğum zaman da dünyam şaştı yani. Öyle değil. Aa, onu kabul etmiyorlar yani. Neden kabul etmiyorlar yani? Mesele orası yani. Neden onları anladığımı tavır aldılar yani? Kişi anlamadığı şeye karşı tavır alır yani. Anlamadığı zaman öyle olur işler yani. Şimdi mesele anladığımı neymiş diyorum ben yani. Tamam, kalp rahminde doğdum ben yani. Doğduğum zaman da bu benim kalp rahminde doğan mana çocuğunun bir adı var yani. Tıfli mana çocuğu deniliyor hep yani. Onun da anladım, mevcut olan hepsi oluyor. Bir şeyler televizyonda dinledim. Ya kalbin aklı var mı? Var ya. Kalbin aklı, kalpte doğan mana çocuğunun aklıdır yani. O akla esasen fikir deniyor. Ben çocukken anladım, böyle hiç şey yapmam, bir İlyas amca vardı. O anladım, iri bir taş aldı anladım. Çocuk ama daha yani. Bir taş attı o kediye, öldür gelse böyle içim sızladı, ölecek dedim yani. O esnada ya dedim, bu anladım nasıl bir şey yani, ya bu çocuk bunu şey yapıyor yani. Bunu atıyor böyle bu şekilde yani. Ama o zaman ne dedi biliyor musunuz yani? Ya Rabbi diyor, bu çocuğa dedi akıl ve fikir ver dedi yani. Ama o çocuğun aklı var. Aklıyla taşı yerinden aldı. Onu attı, öfkelendi, şu bu falan neyse. Ama bu fikir ne diyordum ben hep yani. Meğersem fikri esasında ben anlamıyormuşum yani. Fikir esasında kalbe bir nur akıtıldığı zaman da bu mana çocuğu büyürse, bu mana çocuğu da büyüdüğü zaman da, rüşdüne erdiği zaman da Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz Allah'ın nuruyla o tecelliyi bulan insanı gördü. Ben Rabbimi dedi. Ben Allah'ı bir delikanlı surette gördüm demedi yalnız. Rabbimi dedi ama yalnız. Şimdi Gazali bunu anlatmış. Müthiş saldırılar var yani. Tantanalı alim koyuyorlar adını. Bakın yıllarca anladım, insanlığı anladım, gerçek hakikatleri anlatan bir kişiyi taşlıyorlar yani. Anlamadığı için oluyor bu işler yani. Anlayamadığı için yani. Gazali burayı anlamış ve anlatıyor ama yalnız. Onun eserinde de ben baktım normal şekilde bu mana çocuğundan söz ediyor yani. Ha, bu mana çocuğunu buldun mu sen? O esnada diyor ahirete bakan gözünü buldum diyor yani. Ya o nasıl oluyor dedim ben yani. Orada bir daha doğuyormuş insan da öyle oluyormuş yani bu şekilde. Evet öyle oluyor. O denilen çocuğun anadımı büyümesi de Peygamber Efendimiz'de de o çocuk rüşdüne erdiği zaman da onu gördü o esnada. Allah'ın nuru ile Allah'ın tecellisinde yaratıldan o kalp rahmindeki çocuğunu gördü yalnız. Onu gördüğü zaman da ben Rabbimi bir delikanlı suretinde gördüm dedi. Ben Allah'ı bir delikanlı surette gördüm demiyor diyor Gazali. Sen anlamıyorsun diyor yani. Çünkü Rab nedir, Allah nedir onu tanımıyorsun diyor yani. Rububi mertebede Allah'ın nuruyla tecellisi vardır. Ona rububi mertebede Allah Rab deniyor, Allah denmiyor diyor yani. Bakın şimdi sana kabirde bile Allah-u Teala Hazreti sorduğu zaman da senin Allah'ın kim demiyor sana. Senin Rabbin kim diyor ya. Senin terbiyecin kim diyor yani. Sen eğer ki benim anladığım Rabbim terbiyecimsen bilmek zorundasın yani. Bunun manası şu yani. Senin anladığın mevcut olan inandığın peygambere inandın mı inanmadın mı yani. Benim anladığım o şeyi sen esasında kalbinde bu çocukla doğmadığın takdirde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin suretini asla tanımazsın sen diyor. Bak suret ayrı, suret ayrı. Sana kabirde o esnada Peygamber Efendimizin sureti gösterilir diyor Üstad Gazali. Bunu anlatıyor. Bunu anlatıyor Mevlana. Bunu anlatıyor Yunus. Bunu anlatıyor Ahmed-i Yesevi. Hepsi bunu anlatıyor. Hacı Bayram bunu anlatıyor. Hepsi böyle. Pir, o da bunu anlatıyor. Hep büyük büyükler hep bunları anlatıyor. Yahu kardeşim bunu anladı mı sana Peygamber Efendimiz'in orada sırreti gösterilir diyor yani. Çünkü orada eksamiyet yok ki Peygamber Efendimiz'in nurani hakikatini sana gösterir. Sen bunu tanıyor musun derler yani. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den gelen takva nurunun ilzamını kalbinde bulmayan kişi asla tanımaz diyor Peygamber orada. İnkar eder. Tanımaz diyor yani. Şimdi bunlar korkunç ifadeler çok hep yani. Bunları anlamak zorundayız biz. Evet. Burada şimdi ben ondan başka ilahlar mı edinirim yani? Şimdi siz zannediyorsunuz Kabe'nin üstünde anladım putları kırdı Peygamber Efendimiz. Avlusunda put doluydu. Kabe'nin anladım içinde doluydu. Üstünde doluydu. Kimdi bunlar? Bunların hepsi Arap atalarıydı yalnız. Lat, Uzza, Menat dediğin anladım kişiler Arap atası bunlar yani. Onları uluhiyet payesine çıkarıp sanki anladımı mevcut olan peygamberleri kenara çekip onların peşinde koştular yani.
Onların peşinde koştular. Ya bugün insanlık peygamberin peşinde mi koşuyor Allah aşkına yani? Nerede koşuyoruz ya? Peygamber Efendimiz'in ahlakını. Ya Ayşe validemiz diyor ki, siz Kur'an okumuyor musunuz ya? Kur'an'ın tümü peygamberin ahlakı diyor yani. Yaşantı örneği diyor yani. Hangisini okuduk da anladım biliyoruz yani. Ben kendi kendimi hep düşünmüşümdür yani. Gece sabahlara kadar Kur'an-ı Kerim'i okuyorum. Bakıyorum da o şekilde yıllarca. Ya diyorum Peygamber Efendimiz'in ahlakı buysa ben diyorum hani Kur'an-ı Kerim'i hiç okumamışım gibi yani. Ya, bilemiyoruz ya neler anlatıyor neler anlatılıyor diyorum yani. Ama oku. Herkes anladım. Bir bakıyorsun alim olmuş adam. Ama bir defa olsun Kur'an-ı Kerim manasını açıp okuma yok kendisinde yani. Anlamıyor. Olmadı işte yani bu. Olmuyor bu yani. Şimdi burada Tanrı, burada ilahlar mı edinirim yani? Sen eğer ki mevcut olarak da şeytanın arkasına giden bir insanın arkasına düştüğün zaman da sen o esnada peygamberin dediği tavsiyeyi reddettin. Ben size ehli beytimi bırakıyorum dediği anda sözünü inkar ettin yani. Ehli beyt onlar değil. Ehli beyt onlar değil. Bu mana çocuğunu kendi kalbinde bulan, mana çocuğunu bulan bir kişi diyoruz yani. O mana çocuğunu bulmadan da o esnada Allah'ın tecellileriyle irtibat kuramaz kişi yani. Vahiy yolu esasında onlara anladım açıktır ama kimlere? Tevhid nurunu kendi kalbinde mana çocuğuyla anladım büyüten bir kişi açıktır. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri'nin tecellisi o çocuğadır yani. O kendinde doğmamış olana olmaz bu. Allah'ın neden? Çünkü Allah-u Teala Hazretleri ben dış görünüşüne nazar etmem bakmam diyor. Ben kalplere nazar ederim diyor. E sen daha kalp emini bile inşa etmemişsin yani. Allah'ın nazarı. Şimdi herkes böyle yalvarıyor Allah'a. Ya Rabbi anladım biz işte şöyle belalarla karşı karşıyayız. Sen Allah'ın yolunda olsan bunları Allah-u Teala Hazreti ne diyor? Sen mümin olsan diyor yani. Allah diyor ayeti kerimede mümin olan insanların üzerine esas da küfür ehli insanları galebeye getirmez diyor ayeti kerime. E girdik buraya bütün dünya Müslümanları çiğneniyor Müslümanlar hep yani. Niye olmuyor? Hepsi taklitte de onun için yani. Şahişe validemiz onu sordu. Ey Allah'ın Resulü, bunların teheccüd namazı kırmıyor mu? Kırıyorlar ya Ayşe. Ama taklit diyor yani. İşte bak burası korkunç. Kırıyor diyor ama yani. Ama takva sahibi değiller yani. Mesele orası taklitte gidiliyor hep yani. Tahkik meselesi var işin içerisinde. Bu tahkiki esasını yapmak zorundayız. Ele geçirmek zorundayız. Onun için de onlar ya Ayşe bir olamazlar. Hem de bir değiller diyor yani. O devirde Müslümanların hezimeti bir olmamasından kaynaklı. Ama hepsi Müslüman. Ama mümin değil diyor yani. Bakın Kur'an-ı Kerim hep söylüyorum. Allah-u Teala Hazretleri esasında ilginç anladığımı bunu anlatıp duruyor zaten. En çok ilgimi çeken ayetlerden birisi de o yani. Diyor ki Allah-u Teala Hazretleri efendim diyor o devirde diyor yaşayan diyor insanlar, bedeviler var yani. Bedeviler geldi İslam'ı kabul ettik dediler diyor. Kendilerini anladı mümin olarak kabul ediyorlar. Biz şimdi mümin olduk dediler. Kur'an-ı Kerim'de şimdi bu anlatılıyor şimdi yani. Ama ne diyor Allah-u Teala Hazretleri? Bir Habibim onlara söyle. Ne söyleyecek? Sen onlara de. Biz mümin olduk demesinler. Biz Müslüman olduk yani. Biz şimdi hepimiz Müslümanız yani. Ama mümin olduğumuzu ben dava edemiyorum. Çünkü neden? Ya Kur'an-ı Kerim'i şöyle düşünüyorum ben. Bu 6666 tane ayet-i kerime var ya. Hangi birisini biliyorum diye düşünüyorum hep yani. Çok zor. Bunları nasıl anladığımı ben anlamam lazım diye düşünüyorum hep yani. Demek ki anladım normal şekilde şimdi biz anladım Kur'an-ı Kerim'i taklitte esadahi esasında bu şekilde anladım okumakla da bir yere gidemeyeceğimizi düşünüyorum hep yani. Neden? Çünkü güzel peygamber ısrarla söylüyor manası anlaşılmayan Kur'an fayda vermez diyor. Vermiyor bize diye düşünüyorum hep yani. İşte İslam dünyasının hali acılar anlamı gibi böyle yürekler acısı nedenleri orada seyrediyoruz yani. Bir şey yapabiliyor muyuz yani? Yapamıyoruz yani. Olmuyor yani. Çünkü Allah-u Teala Hazretleri söylediklerini doğru söyler yani. Allah vaadinden dönmez. Allah anadımı diyor ki müminler için onların üzerine hiçbir kimse hükümranlık, devlet kuramaz diyor yani. Söz geçiremez diyor onu. Ama geçiriyorlar. Demek ki öyle değiliz de onun için geçiriliyor hep yani. Ama biz kendimizi öyle kabul ediyoruz ama yalnız. İşte öyle olmuyor. İşte burada eğer diyor Rahman bana diyor bir zarar vermek isterse. Bak Allah bana bir zarar vermek isterse demiyor yani. Ha Rahman tecellisi esasında Allah-u Teala bak
Lafz-ı Celal tecellisinden sonra Rahman tecellisi vardır yani. Rahman ismi şerifinde tecelli. Rahman ismi şerifinde tecelli Lafz-ı Celal'dan gelir yani. Bunu şimdi Allah-u Teala anlatırken onların şefaati bana hiçbir fayda sağlamaz diyor yani. O mevcut olan Kabe'nin içerisinde mevcut olan bunlar bizim Arap ataları. Biz bunların yollarından ayrılamayız diyor yani. Onların sistemleri ilanır yürüyeceğiz. Bizi anladın kurtaracak olan onlar diyor o şekilde. Thank you.